Gezegen Günlükleri serisine hepiniz hoş geldiniz gezegen halkı. Şu an ekranda gördüğünüz öğrenciler benim koçluğunu yaptığım öğrenciler ve biliyorsunuz biz Bilkent Mühendisi Twitch kanalında bütün gün boyunca birlikte ders çalışıyoruz canlı yayında. Bu video serisinin amacı da aslında bütün gün boyunca yaptığımız şeyleri günün sonunda sizlerle paylaşarak ertesi güne sizleri motive etmek. Çünkü çok fazla dışarı çıkamadığımızdan rakiplerimizin neler yaptığından da bir haber oluyoruz. O yüzden de birazcık size rakiplerinizi göstermek istedik. Hadi gelin bakalım kimler neler yapmış. Gezegen Günlükleri serisinin 11. bölümünde hepinize merhaba arkadaşlar. Yine biz, yine yeni bir format. Evet, bugün yine formatı değiştirdik. Canımız sıkılınca format değiştiriyoruz. Bugün pazartesi olmasından dolayı dedik ki artık pazartesiden pazartesiye devretsin ve katılımcılar arasında da bir değişiklik oldu. O yüzden bu vesileyle hani artık pazartesiden pazartesiye devretsin diye yeniden gezegenleri seçtik, yeniden grupları oluşturduk ve şimdi hiç vakit kaybetmeden başlıyorum sormaya. İlk gezegenimiz Merkür. Berkant ve Berk. Bugün bu haftanın şanslısı Berkant oldu. Berk'le eşleşen. Evet Berk sendeyiz. Merhaba arkadaşlar. Benim ikinci mezun yılım. Hedefim Marmara Tıp. Bugün tatil günümdü. O yüzden 7 saat ders çalıştım. 150 soru çözdüm. Çoğunluğu konu çalıştım. Süper. Berkant. Merhaba arkadaşlar. Benim hedefim ilk 20 bin. Bugün 8 saat çalışmışım. 244'te soru çözmüşüm. Süper. Şimdi diğer gezegenimize geçiyoruz. Venüs'e, Hülya ve Dilara. Hülya. Merhaba herkese. Hedefim tıp. Bugün çok hasta olduğum için 6 saat çalışabildim. 200 soru çözdüm. Takım arkadaşımdan özür diliyorum. Birinci olamayız diye belki yani bugün birincisi. Bu kadar teşekkürler. Teşekkür ederiz. Dilara. Merhaba, benim de hedefim tıp. Ben bugün sadece 4 saat çalışabildim. O yüzden bayağı kötü oldu ama çok temizlik yaptım gerçekten. Şimdiden özür dilerim Hülya. Senin azından benden fazla çalışmışsın. Evet, teşekkür ederiz. Yani gerçekten elimi kaldırmaya halim yok. Dilara 4 Gerçekten. saat mi çalışmıştı? Evet, Dilara 4 saat, Hülya 6 saat. Bugünün sonuncusu belli oldu gibi. Şimdi Mars gezegenine geçiyoruz. Emirhan ve Ilgın. Ilgın şu an burada değil ama Emirhan sendeyiz. Sana zaten Ilgın sana söyledi değil mi? Evet. Ben mezunum arkadaşlar. Hedefim özyeğin hukuk. Bugün 6 saat çalıştım. Bugün de benim şeyim. Bugün benim cheat day'imdi. 120 soru çözdüm. Ekürüm'de 8 saat çalışıp 97 soru çözmüş. Ekerim. Evet süper. Şimdi diğer gezegenimiz Jüpiter. Buse ve Aslı Öztürk. Buse'den başlayalım. Pardon, Aslı Öztürk'ten başlayalım. Şurada Buse önde, burada Aslı önde. Aslı'dan başlayalım. Bugün biraz aksaklık yaşadım ben. Hani sistem değişti, günleri karıştırdım. Bu özür dilerim, tatil günü vermiştim. Yarın başlayacağız diye. Çalışamadım ben bugün o yüzden. Özür dilerim Yalnız tekrar Buse'ye yarın çalışamadım telafi. değil. Çalışamadım değil. Tatil günü verdim dedin. Yani çalışmamışsın. Çalışamadım değil de Ya çalışmadım aslında desen. olumlu oldu. Konu okudum ama hani saat bazlı okumadım. Öyle üstten bir okudum Ya konu. sen Bu çalışmamışsın işte. formatta bu senin yüzü gülmeyecek. Aynen. Buse ne kadar çalışırsa çalışsın kazanamayacak gibi duruyor. Ya Evet herkes Buse. bir dahaki günler artık. Yarın hallederiz bu sözün ben. Buse Özür dilerim. Bugün modum yüksek ya. Bugün iyiyim. Evet Buse Neyse. bugün bütün gün Ben... biyolojiyle dans etti. Evet çok eğlendim ya. Bütün gün çalışırken kendi kendine konuşuyordu arkadaşlar. Bir ara Buse'nin kimle konuştuğunu anlamaya çalıştım ve dikkatli bir şekilde yayını izledim ama hiçbir şekilde bulamadım. Çünkü biyolojiyle konuşuyormuş. Evet Buse sendeyiz. Bugün, evet ben 12. sınıfa geçtim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini okumak istiyorum. Bugün çok eğlenceli bir gündü, çok verimliydi. 12 saat çalıştım, 400 soru çözdüm. Uuu, Süperdi. 400 soru güzel. Şeval kıskanç Bu bakışlarla bir ağız evet. şeyi yaptı, mimik hareketi yaptı ve şimdi Şeval'e Ya, geçiyoruz. ben maşallah dedim. Evet, eminim maşallah Ben demişsindir. Satürn'e evet. geçtik. Şeval sendeyiz. Merhaba arkadaşlar. Ben ikinci mezunum. Tıp istiyorum. Bugün 8 saat çalışabildim. Çok az bir soru çözdüm. Soru sayımı söylemek istemiyorum. Söyle söyle. Yok, boş verin. Söyle söyle merak ettik ya. Söylesene. 11 saat çalışıp 89 soru çözdüm. Daha kötü olamaz herhalde. 50 soru falan çözdüm sanırım.
Bir insan 11 saat çalışıp nasıl 89 soru çözebilir ya? Abi. Neyse bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Hayır, konu çalışırsın da hani konu çalışırken bile çözümlü sorular çözsen yine... Sen arkadaki arkadaşlarından çok tıkılıyorsun galiba. Aynen öyle. O arkadaşlarla çimlerde çok takılıyor gibisin. Değil, yani. Abi kafalar güzel. Evet. Satürn'ün diğer bir ferdi Aslı Gül Damlası. Aslı'ya güveniyorum. Ben bugün az çalıştım. 9 saat çalıştım. 180 soru oldu. Linç gibi. Herkes neden bugün az çalışmış? Onu çözemedim. Aslı ya. Sen kaç saat çalışmışsın? Pazar herkes bugün tatil vermiş ya. Aslı kaç saat çalışmışsın? 9, 9. Az mı 9? 9 az mı Aslı? Harbiden ya. Yoksa yorum kasmak Aslı için bilerek mi az gelecek diyorsun? Hayır, gerçekten. şu an Twitch chat'i seni linçlemeye başladı bile aslında. Hayırlı olsun. Lütfen linçle. Evet. Şimdi diğer gezegenimize geçiyoruz. Atakan'la Salih. Atakan evet, gelmiş. Neptün, Atakan'la Salih. Aa, Atakan gelmiş. Salih'teyiz. Ben geldim. Salih'teyiz. Merhaba YouTube halkı. Ben Salih ve İnşallah geleceğin avukatı olacağım. Bugün 10 saat ders çalıştım. 267 soru çözdüm. Aslında yani daha fazla istiyordum. Yayından sonra devam inşallah. Onu sayamıyoruz maalesef. Sizleri seviyorum. Selamlar. Kendinize iyi bakın. Salih kaç saatti? Ben başka bir şeye odaklandım. 10 saat 267 soru. Tamam, 10 saat evet. Süpersin Salih. Aynen devam. Evet, günün kaçağı. Günün köy halkı Atakan. Merhaba, ben Atakan, 12. sınıf öğrencisiyim. Bugün 5,5 saat çalıştım. Hangi köyden online'sın şu an? Şu an eve geldim yolda. Ha, köye gidip geldin. Hayır, gitmiştim. Ha, bir de bugün benim hasta yaşamam sebebi köye gitmemdi. Bayağı bir köyde kaldım yani. Anladım. Bu kadar. Güzel. Arkadaşlar yani. Ayağınızı denk alın falan. Evet, şimdi son gezegenimiz Plüton, cüce gezegen. Benim bir de şeyim vardı ama sorum vardı. Sor. Hayır, yani soru sayın. Ha, söyle. Ben çözmemişsindir diye düşünmüştüm, o yüzden sormadım. Abi ayıp ettin ya. Ne söyleyeceğim? Evet, kaç soru çözdün? Böyle 100-150 falan oldu. Güzel, sıkıntı yok. Emirhan'dan fazla. Aynen. Valla. Aynen. Oo. Şemal'den de fazla gibi sanki, öyle baktı. Zeynep Akçil. Plüton gezegeni. Evet. Biz. Şimdi web takım arkadaşım Nimet. Ama bugün katılamadı. Aramızda değil ne yazık ki. Nimet 6 saat çalışmış. 197 soru çözmüş. Ben de takım arkadaşımı yalnız bırakmamak için kesinlikle tatil günümde değildim. Takım arkadaşım için. Ben de 6 saat çalıştım. 151 soru çözdüm. Sonuncu olmayız inşallah diye ümit ediyorum yani. Hepinize Zeynep, sen bu gidişte cennetten aşağı düşeceksin ha, haberin olsun. Cehenneme doğru cehenneme doğru gideceksin. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim kazanan ve kaybedenin belirlenmesine. Berkant, belirlendi mi? Notardan geldi mi? Notardan geldi mi şey? Şu an evet. Kulağımı söylüyorlar. Evet. Tamam. Araya bir reklam gireyim mi? Gir. Hayır. Tamam. Evet, ilk önce kaybedeni söyle. Evet, bugünün kaybedeni Venüs gezegeni, Hülya ve Dilara. Yes. Hülya ve Dilara. Güzel. Hep kazananı da. Günün kazananı da. Bu arada kaç saatle kaybettiler? Şevval ile Aslı Gül Damlası. Kazanan Şevval ve Aslı Gül Damlası mı? Evet, Satürn gezegeni 17 saatte kazandılar. Bir şey diyeceğim. İkisi de şey diyordu. Az çalıştım ben falan diyordu. Birinin azı 9 saat. Şevval abi linç yedi ya. Çalışmamıza göre az. Çalıştım az dedi. Haa. Çok ben demek için söylüyorsun falan dedin ya. Güzel. Tebrik ediyoruz. Bugün hangi gezegen kazanmış oldu? Satürn. Satürn'ü tebrik ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ama bugün genel olarak hepinizde bir azalma var. Format değişikliğinden midir? Nedir?
Bir tek Buse sen kaç saat çalışmıştı? 12 miydi? 12. Evet, Buse iyi çalışmış. Ben diğerine... sizi anlamıyorum ya. İnsan 12 saat çalışarak nasıl? Buse 12 saatte yine kaybetti. Buse sana en çok şeyi soruyorlardı. Sen gün boyunca neler yapıyorsun diye sormuşlardı ama istersen her bölüm bir kişiye bir şey soralım. Bu bölümde de sana sormuş olalım. Bir gün boyunca anlat. Ne yapıyorum? Aynen, bir gününü anlat bize. Şöyle, sabah erken kalkmaya çalışıyorum ki iki gündür uyuyakalıyorum. Kalkıyorum işte. Uyuyakalınca kaçta kalkıyorsun? Evet işte, öyle kaçta kalkıyorsun? 7. Detay veriyor. Videonun başlığı Buse'nin bir günü olacak. Yani soruyu sorduğum kişinin şeyi. Şu an senin başlığı belirledik. Ona göre bir şeyler anlat bize. Bize şey, prim yapabileceğimiz bir şeyler vermen lazım. Tamam. Ben normalde sabah mesaj atıldığı zaman kalkmaya çalışıyorum. Yani saat 5'te kalkmaya çalışıyorum ama genelde 5.30 falan oluyordu. Ama bugün 7-7.30'da falan kalktığım için geç başladım çalışmaya. evet. Ya bence geç yani. Sonra biraz atıştırıyorum. Canlı yayın başlıyor zaten o zaman. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? O da önemli. Ne yiyorsun? İnsanlar seni yenilemek istiyor. Normal Türk kahvaltı. Şöyle de izleyicilerimiz de yiyorsun. Evet. Türk kahvaltısından kastın mı? Normal Türk kahvaltı. Bunları i̇şte... aç Buse, aç. Abi. Normal işte yumurta, peynir, zeytin, ekmek falan filan. Yumurtayı yani açtı mısın? Yumurtayı kızartıyor musun? Yumurtayı rafadan mı yapıyorsun? Yumurtayı çok güzel bir şey yapıyorsun. Benim keyfim nasıl isterse bilmiyorum. Değişken bir şey. Köy yumurtası mı yoksa beyaz yumurta? Organik mi? Gezen tavuk mu? Organik, biz markada tavuk var. Havada mı kırıyorsun, tezgahta mı? Köyün efendisidir. Yumurtanın içinden tek sarı mı çıkıyor, çift sarı mı çıkıyor? Annem yapıyor, bilmiyorum. Evet, devam edelim. Kahvaltıdan sonra işte canlı yayına geliyorum. Sonra ikinci kahvaltıyı da saat 9.30-10'da falan tekrar yapıyorum. Kaç tane kahvaltı çünkü. İki tane kahvaltı yapıyorum. Sonra öğle yemeği falan. Sonra sen günde herhalde bir 6 öğün yiyorsun değil mi? Evet, ben bayağı yiyorum ya. Arkadaşlar yemek glikozca aldım. Çok şeker iyi. Diye kamerayı kapatıyor. Atıştırıyor, geri açıyor. Aynen. İşte gün boyu çalışıyorum zaten. 12 saat falan oluyor. Sonra akşam da yiyemedikten sonra. Çekti. Buse'de şöyle bir olay var. Ders çalışırken aşırı ciddi çalışıyor. Buse'yi mi izliyorsun Salih? Salih yakalandı. Yakalandı ya, bir de diğerleri de izliyor galiba ya. Bugün bana biri mesaj attı. Annem gelmişti az önce beni öpmeye. Annen öpücüğü falan filan yazmış. Arkadaşlar ders çalışın lütfen. Bizi izlemeyin. Hayır, şey yazıyorlardı. Korkmaya mesela başladı. Buse gün boyu ders çalışıyor mu? Ve hani gün boyu çalışırken hiç mi sıkılmıyor tarzı yorumlar vardı. Gün boyu çalışıyorum ama canım sıkılmaya başladığı zaman şarkı falan açıyorum yani. Öyle sıkıntımı gidermek için. Ama şarkı açtığında da çalışıyor diyorsun değil mi? Evet. Sen her türlü çalışıyorsun yani. Aynen ama şey böyle ezber yaparken falan açmayın tabii de. Bildiğiniz bir konuyu çalışırken, test çözerken falan açın. Arkadaşlar Buse benim idolüm diye yorumlara atın. Ya bugün sende. Annem diyor şey, niye kızlara cevap vermiyorsun? Yorumların hepsini okuyormuş. Ya annen cevap bugün versin. Annemi söyle. Görsen diyorum hala. Ben Buse'nin annesi diye açsın şeyi kullanacaktı. Ama bak şimdi açar başka biri açacaklar, bela olacak sana. Açar. Evet, olabilir. Duymasın. Evet arkadaşlar. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Konuşmak isteyen var mı? Kapatacağım videoyu yoksa. Bir de yorumlara yazın ya. Ben cevaplıyorum görürsen. Bu kanalı izleyin evet. Ve mutlu olun ve kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim Salih. Evet arkadaşlar, sormak istediğiniz şeyler olursa yoruma yazın. Ben her bölüm birini seçip sormaya çalışacağım. Aslında kazananları sorabilirdim ya. Neden sormadıysam hiç aklıma gelmedi. Direkt Buse'yi görünce Buse'ye sordum. Bir şey sorabilir miyim? Evet Dilara. Konu çalışması ne kadar sürüyor mesela? Çünkü benim mesela çok uzun sürüyor. Ama hani hem konu çalışıp hem çok fazla soru çözebiliyor. O yüzden ben... Söyleyeyim mi? Söyle. Sır mı? Bugün mesela... Bugün... Bir bakayım. Dur.
Evet, bu arada bu konuda yani. Aynen ya. Vallahi çok iyiden mükemmel. Hadi hadi hızlı söyle, hadi hızlı söyle. Bugün yaklaşık 3-4 saat hatta 5 saat falan biyoloji çalıştım. Yani konuyu anladıktan sonra soruyu çözmesi kolay oluyor. O yüzden ilk önce konuyu oturtmanız lazım. Mesela özet falan okuyunca, mesela eğer konuyu bilmeden özeti okursan böyle kafanda kısa süreliğine kalıyor. Ama sorulara gelince ben çözemiyorum eğer tamamıyla anlamadıysam. Konuyu tamamen pekiştirdikten sonra soru çözmek lazım. Evet arkadaşlar, bundan 2 sene sonra Buse'den koşuluk alabilirsiniz. Buse yarın gün koşula başlayacak. Evet, hadi bay bay yapın da kapatalım. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Yorum beğenmeyi yapın. Aynen. Yorum yapın. Alsınlar. Sormak istediklerinizi sorun. Ben de arkadaşlara sorayım. Kendinize çok iyi bakın. Hadi herkes bay bay yapsın. Bay bay. Bay bay yapın. Bay bay yapın. Hiç kimse yapmıyor. Bay bay yap Aslı. Yapıyoruz görüyorum. Ya. Aslı sen de yapmıyor. Ben de yapıyorum şu an. Görmüyorsun ama yapıyorum. Çok görüşürüz arkadaşlar. Yaptım. Bay bay.